Çevre olgusunu kavramsal boyutuyla inceleyelim. Her şeyden önce çevre sözcüğü şu şekilde tanımlanabilir. Bir varlığı saran, onunla karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde bulunan ortam. Biz mimari tasarım süreci sonunda doğal çevrenin bir bölümünü sınırlayarak yeni kullanıcı için uygun bir ortam oluşturuyoruz ve buna bir yapma çevre diyoruz demiştik. Dolayısıyla ister kapalı olsun ister açık olsun oluşturduğumuz bu yeni ortam bir varsayımsal kabuk olarak düşünülebilir. Sınırları olan bir kabuk olarak düşünülebilir. İçinde kullanıcının yaşayacağı yeni bir çevre bulunuyor. Kendisi de bir alanda yer aldığı için mevcut bir çevre içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla hepsine baktığım zaman, tümüne baktığımız zaman birbiri içinde katmanlaşan bir çevre sistemi olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Bu yapma çevrenin, kullanıcının yaşayacağı ortamın ya da mekan olarak da tabii ki bunu tanımlamak mümkün. Temel görevi kullanıcı için sağlıklı, güvenli bir ortam oluşturmak, onun ihtiyaçlarına cevap vermek. Kullanıcının ihtiyacı ise demin söylediğimiz gibi yaşamını sağlıkla sürdürmek, konforlu bir şekilde sürdürmek. Bunu yapabilmesi için de olumsuz koşullardan, yapma çevreni kullanıcıyı olumsuz koşullardan koruması gerekiyor. Peki kullanıcının bu ihtiyaçları, en temel ihtiyacı yaşamını sağlıklı ve güvenli sürdürmek. Daha sonra da olumsuz koşullardan korunmak. Bunu gerçekleştirebilmesi için olumsuz koşullardan korunmak. Tüm bu ihtiyaçlar nasıl ortaya çıkıyor? Demin konuştuğumuz gibi yapma çevreyi ister açık bir alan olsun, ister yarı açık olsun, ister kapalı olsun bir sınır olarak düşünürsek, kavramsal, varsayımsal bir sınır olarak düşünürsek, içinde kullanıcının bulunacağı bir ortam var. Elbette bu küçük bir kulübede olabilir, tek mekandan oluşan, yüksek ya da yayılmış birçok mekanı içeren bir binada olabilir. Hatta insan eliyle düzenlenmiş bir mahalle, bir yapı grubu, kent bölümü, hatta kent ve bölge de olabilir. İnsanın düzenlediği, yine kullanıcı için yaşam alanı sağlayan her alan. Açık da olsa, kapalı da olsa, küçük de olsa, büyük de olsa bu yapma çevrenin demin konuştuğumuz anlamda varsayımsal bir sınırı olduğunu düşünebiliriz. Bu sınır dışında kalan ortam bu yapma çevreyi saran, onunla sürekli ilişki ve etkileşim içinde bulunan bir dış çevre olarak tanımlanabilir. Elbette ki onun da belirli bir sınırı olduğunu düşünebiliriz. Bu bizim belirlediğimiz bir sınır olabilir. Büyük bir sınır, büyük bir alan olarak alınabilir. Daha küçük bir alan olarak alınabilir. Ve içinde de bu yapma çevrenin sınırları, varsayımsal sınırının içerisinde de bir iç çevre, kullanıcının yaşamını sürdüreceği bir iç çevre var diyebiliriz. İç çevrede neler var? Tabii ki kullanıcı var. Bu belirli bir kullanıcı olabileceği gibi farklı nitelikte birçok kullanıcı da olabilir. İnsan dışındaki canlılar da olabilir. Ve bu mekanı, bu yaşam alanını oluşturan bazı özellikler var. Mesela aydınlık düzeyinden söz edebiliriz. Bir ses düzeyinden, ses ortamından bahsedebiliriz. Bu mekan içerisinde kullanıcının ihtiyaç duyacağı oksijeni sağlayan hava var. Hava içinde oksijen dışında başka maddeler de barındırıyor olabilir. Ve hareketli olabilir, durgun olabilir. Bir sıcaklıktan söz edebiliriz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Eğer ki bu koşullar kullanıcının özelliklerine uygunsa, kullanıcının gereksindiği ortamı sağlıyorsa, o zaman kullanıcı yaşamını sağlıklı ve güvenli burada bu yapma çevre içerisinde sürdürebilir. Ancak bu koşullar sabit değil bildiğiniz gibi ve bu sınır aracılığıyla dış çevredeki koşullardan sürekli etkileniyorlar. Dış çevrede neler var? Başka insanlar olabilir, insan dışında diğer canlılar olabilir, hayvanlar, bitkiler
gibi ya da mikroorganizmalar, böcekler bunlardan söz edebiliriz. Canlı olmayan ama doğal çevreyi oluşturan unsurlar bulunur. Güneş gibi, rüzgar gibi ya da hava hareketleri gibi insan yapısı olan diğer yapma çevre örnekleri, binalar, köprüler, yollar ve belki de trafikten söz edebiliriz. Unutmamamız gereken en önemli husus şu: dış çevrede bulunan her şey sürekli olarak iç çevreyi, iç çevrede bulunan her şey de sürekli olarak dış çevreyi etkileyebilir. Karşılıklı olduğu için buna bir etkileşim diyoruz. Bunu bazı örnekler üzerinden biraz daha ayrıntılandıralım. Oluşturduğumuz yapma çevre içerisinde kullanıcı var ve kullanıcı belirli bir sıcaklık ortamında bulunmak istiyor. Eğer bu düzeyin üzerinde olursa ya da altında olursa konforsuzluk, hatta sağlık sorunları yaşayabilir. Bu içerideki sıcaklık, hava sıcaklığı ve yüzeylerin sıcaklığı, dış çevredeki havanın sıcaklığından, iklimle ilişkili olan sıcaklığından, hava hareketlerinden, rüzgardan, güneş ışınlarından etkileniyor. Örneğin bu mekanın şu yüzü güneş ışınlarını alıyorsa, bir süre sonra aldığı ısı enerjisini içeriye ileterek içerideki havanın ısınmasına sebep olacaktır. Ya da rüzgar alıyorsa ve iklim dolayısıyla soğuk bir dönemde ise, o zaman ısı kayıpları yaşanacaktır. Başka bir örnek, kullanıcı içeride bu yapma çevre içerisinde belirli bir ses düzeyinde bulunmak istiyor. Bu ses düzeyi dış çevrede bulunabilen trafikten, insanlardan, yapma çevreden etkilenebilir. Ve eğer bu dışarıdaki yüksek ses düzeyi iç ortamı olumsuz etkilerse, kullanıcı yaşamını bu süre içerisinde konforlu bir şekilde sürdüremeyebilir. Hatta bazı sağlık sorunları yaşayabilir. Üçüncü bir örnek ise yakın zamanda geçtiğimiz salgından verilebilir. İçeride iki kullanıcı var. Birisi sağlıklı, diğeri hasta. Ve öksürdükçe, hapşırdıkça gözle görünmeyecek kadar küçük virüsler ya da bakteriler havaya karışıyor. Havada belli bir süre bulunabiliyor. Eğer bu sağlıklı kişi tarafından solunursa, o da hasta olabilir. Burası eğer bir kapalı ortamsa, belli bir süre sonra buradaki bakteri ya da virüs sayısı artacaktır. Biz bunu süpürüp götürmek isteriz, temizlemek isteriz. Hava içinde kirletici madde barındırmasın isteriz. Bunun için de havanın sirküle olması, hareket etmesi gerekir. Dış ortamdaki hava hareketi, uygun nitelikteki hava hareketini bu sınır aracılığıyla iç ortama alıp kirletici maddelerin uzaklaşmasını sağlayabiliriz. Bu durumda tasarlanan yapma çevrenin asal işlevini yerine getirebilmesi, kullanıcı için sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı sağlayabilmesi, içinde yer alacağı dış çevrenin tüm özellikleriyle kapsayacağı iç çevrenin tüm özelliklerini nasıl ilişkilendirdiği, bu ilişki sonucunda, bu etkileşim sonucunda içeride kullanıcı için nasıl bir ortam, nasıl bir yaşam alanı, mekan yaratacağı ve bunun kullanım süreci boyunca nasıl farklılaşacağı ile ilişkili diyebiliriz. Dolayısıyla tasarım sırasında biz kullanım süreci, kullanım öncesinde yapım süreci ve kullanım sonrası süreçlerini düşünerek tasarım kararlarını verirsek, o zaman yalnızca kullanım süreci için değil, öncesinde ve sonrasındaki aşamalarda da hem iç çevreye hem içinde yer alacağı dış çevreye olumlu etki eden bir yapma çevre tasarlayabiliriz.